Şimdi ben AKŞENER söylemiyle başlayayım. AKŞENER'i savunacak değilim. Yani siyasi olarak e, Altılı Masa'nın kuruluşundan bu yana eee İyi Parti'nin tavrı ve e, duruşuyla ilgili yanlışın yanında durmaktaki ısrarı ile ilgili telkinlerimizi defaatle tekrar ettik. Ama baktığımız zaman e, bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındaki o eee ağırlığı olmayan, Türkiye siyasi hayatında hiçbir etkisi olmayan ama Kuzey Irak'ta Kürdistan demeye devam eden, Kürdistan'la Türkiye'yi barıştıracağız demeye Serok. devam eden Serok Ahmetle <laughs> ya da gene o kadar vahim e, şeyler söyleyen 66. Ki. maddeyle sıkıntısını, kaşıntısını, döküntüsünü her fırsatta beyan eden Ahmet Davutoğlu'yla hep beraber yol yürürken Meral Hanım'ın İYİ Parti'nin en azından DEM Parti ile HDP ile kurulacak bir ittifakın temeline karşı çıktığının şerhine düşmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İYİ Partililerde net bir şekilde İYİ Parti'nin içinde tanıdığımız bildiğimiz insanlar da var. Ne kadar yanlış olduğunu bilseler de bu birlikteliği desteklemekten kendilerini geri tutamadıkları için biz onlara karşı olduk. Ancak burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile kurmuş olduğu siyasi ortaklığa karşı durmaya çalıştı. Bu yönde de Meral Hanım'ın e, sırtımdan hançerlendim vesaire gibi cümlelerini hatırlarız. E, Kemal Bey de kendisine az kazık atmadı. O yüzden ben e, samimiyetsiz görüyorum Akşener'e karşı yapmış olduğu açıklamayı. Peki. Çünkü e, Dem Parti'ye karşı tavrını da Meral Hanım en baştan beri belli etmiş. 6 Mart'ta 3 mart 6 Mart arası masadan kalkmış oturmuş vesaire bir olaylar yaşamıştık. Şimdi Kemal Bey'in içi kabarmış. Dolmuş. Otur otur tweet at tweet at. Yazılı basın açıklaması yap. Ya olmadı. Siz 15 sene genel başkan olacaksınız. Her hafta grup toplantısı yapacaksınız. Meydanları kasıp kavuracaksınız. E bir anda emeklilik hayatı tabii ki zor geldi insana. Ve gelinen noktada da bir açıklama bir içine dökme seansı yapması gerekiyordu. Muhtemelen psikologlar da ya da başka arkadaşları da kahve çay sohbetleri de kar etmedi. Bu mahkemeyi bir araç olarak gördü. Bugüne kadar genel başkan olduğu dönemden iktidar ortağı olmaya heves ettiği Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla beraber 2018'de kaybetti seçim hezimetine kadar içinde olan ne varsa döktü saçtı ortaya dertleşti. Mahkeme hakimiyle dertleşti ve sonunda müsaadesini istedi. Beraatini de istemedi. Müsaadesini istedi. Yani hep yani, karşılıklı olur ya. İşte e, o da verimli de gerekçeli kararda anlatacak. Yani <laughs> o da e, karşılığını <laughs> gerekçeli kararda verir. <laughs> Güzeldi bu. Evet. Bu yani öyle böyle olur. E, grup toplantısına çıkamayınca yaşadığı o e, hitabet özlemini. Ben mahkemede giderdiğini düşünüyorum. Kendi siyasi bakış açısından, çizgisinden sapmadığı için. Kendisini tutarlı görüyorum. İyi Parti'yi de bu açıdan değerlendirdiğimizde ee, en azından mu? güçlendirilmiş <laughs> parlamenter sistem getireceği söyleminin üzerine hala bunu beyan ettiği için tutarlı gördüğüm gibi Kemal Bey'de de en azından dik duruşu ve inandıklarını söyleme ve uygulamak için çaba sarf etmesini takdir ediyorum. Yanlışlarını zaten söylüyoruz. İyi Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi bakış açımıza göre evet. yanlışı ya da eksi olduğu noktaları uyarmaya ve söylemeye devam ediyoruz. Ancak duruş ve e, tavır önemlidir. Bu konuda ben takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Siyasi hareketleri hukuk önünde tekrar dile getirdi. Geçmişten dem vurdu. Yine bir davalık oldu. Yani beyanlarını biraz haddini aşan şekilde söylediğini düşünüyorum. Üzülüyorum. Dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi Kasımpaşalı... Ananı Ay, da al git, da da... şunu yap, bunu yap denilen bir genel başkanı, bir cumhurbaşkanı, bir başbakanı eleştirirken kalkıp da işte baş çalansın, baş asansın, baş kesensin gibi Ay, yine da çok siyasi, sert siyasilere yok. yakışmayan evet. bu söylemlerin hala kullanılıyor olmasını ben açıkçası doğru bulmuyorum. Hiçbir siyasinin bunları söylemesini istemiyorum. Yani burada yaşadığımız dilin sadeleşmesi, tehditkarlıktan ve hakaretten uzak olması gerektiğine inanıyorum.